ama şu anda herkes uçuyor kaçıyor resmen. Yani hayat bu kadar pahalı. İstedikleri geçinen istedikleri ücretlerin iki katı rakamlar dönüyor. Pek çok futbol kulübü de küçülmeye gitti. Yani bu ekonomik şartlarda. De yarınki genel kurulda da artık futbol takımlarının böyle gelebilecek mali destekleri böyle öğrendikleri zaman kendilerine mutlaka bütçe anlamında bir çizgi çekecekler. Biliyorsunuz yeni çıkan spor kanunuyla beraber şimdi eskiden yönetim kurulu üyeleri sadece devlet olan vergi borçlarından mükellef ve sorumluydu. Ödenmeyen vergi borçlarından. Bu yeni çıkan kanunla beraber artık yöneticiler futbolculara olan borçlardan da sorumlu olacak. Şimdi Bekir abicim hepsinde girişim var. Şimdi yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem olağan hem de mali genel kurulu var. Şimdi biliyorsunuz ülkemizdeki pahalılıktan dolayı pek çok şeyin, emtianın fiyatları arttı. Bu maalesef futbol piyasasında hem teknik adam anlamında hem de futbolcu anlamında talep ettikleri ücretlere de yansıdı. Fakat federasyonun işte bu takımları desteklemek adına hem de iddia gelirlerinde ciddi bir anlamda artış olmuyordu kaç yıldır. Bu yarınki şeyde genel kurulda büyük ihtimal takımlara ne kadar bir bütçe ayrılacağı açıklanacak. Biz de ona göre kendimize bir yol yordam çizeceğiz. Tüm takımlar genelde bunu bekliyor. Tabii biz boş durmuyoruz. Konuştuğumuz, görüştüğümüz hem teknik adam anlamında hem futbolcu anlamında kardeşlerimiz var. Ama şu anda herkes uçuyor, kaçıyor resmen. Yani hayat bu kadar pahalı. İstedikleri geçinen istedikleri ücretlerin iki katı rakamlar dönüyor. Pek çok futbol kulübü de küçülmeye gitti. Yani bu ekonomik şartlarda. De yarınki genel kurulda da artık futbol takımlarının böyle gelebilecek mali destekleri böyle öğrendikleri zaman kendilerine mutlaka bütçe anlamında bir çizgi çekecekler. Biliyorsunuz yeni çıkan spor kanunuyla beraber şimdi eskiden yönetim kurulu üyeleri sadece devlet olan vergi borçlarından mükellef ve sorumluydu. Ödenmeyen vergi borçlarından. Bu yeni çıkan kanunla beraber artık yöneticiler futbolculara olan borçlardan da sorumlu olacak. Yani bu bağlamda bizim öyle bir problemimiz yok. 4 yıldır ciddi anlamda bir ekonomik başarıyla yönetilen bir kulüp ama herkesin ayağını denk alarak doğru sağlam bütçelerle hareket etmesi gerekiyor. Biz de yine her yıl olduğu gibi buna riayet ederek kendi gerçeklerimiz, kendi doğrularımız, şehrimizin potansiyeli çerçevesinde yapabileceğimiz en doğru hamleleri yaparak takımımızı oluşturacağız. Öyle fantastik olaylara kaçmayacağız. Bizim futbol takımımızın Türkiye futbol piyasasında çok ciddi bir itibarı vardır. Yani buraya gelen insanlar biliyor ki bizim Kırşehir Belediyespor'da paramız kalmaz. Sözleşmenizde yazılan her şeyi kuruşu kuruşuna alırsınız. Böyle bir intibamız olduğu için biz hiç peşinat ödemeden de takım kurabiliyoruz. Ama bunu sürdürülebilir kılmak da belirli fedakarlıklar istiyor. İşte bu noktada bazen eleştiri de alabiliyorsunuz. Şimdi piyasada ya da takımımıza gönül veren insanlar istiyorlar ki işte böyle çok ünlü isimler gelsin. Ondan sonra böyle çok şaşalı yıldız isimler gelsin. Yeni ama şampiyon olalım. Tabii maliyetler çok yukarıda. Eğer biz yani o duyguyla böyle ütopik davranıp o takımı da kurarız. O prestijimiz, o itibarımız var ama bu takım sürdürülebilir olmaz. 2 yıl sonra bizim profesyonellikte takımımız kalmaz veya 3 yıl sonra. Biz o vebali, o günahı sırtımıza almak istemiyoruz. Biz gerçeklerimizle ödeyebileceğimiz rakamları telaffuz ve vaat ederek kendimize futbolcu topluluğu oluşturup mücadelemize devam edeceğiz. Şimdi gider olarak Yasin abi 10 milyonu falan buluyor. Tabii buna ödenen sigorta primleri, tabii sigorta primleri, buranın yemesi, içmesi, otel konaklamaları falan hepsi bulunuyor. Şimdi hemen hemen de 8 milyona yakın bir gelirimiz oldu. Buna bağışlar, federasyon, belediye sponsorlukları, iddia gelirleri dahil 7 civarında diyelim. Ondan sonra yine sponsorluğumuz geliyor. Aslında başa baş. Yani o bütçeyi biz sağlamak konusunda başarılıyız. Futbolcuların gideri ne kadardı geçen sene? Şimdi sözleşme üstünde 5.7 milyondu. Evet. Ama tabii siz de biliyorsunuz ki primleri saymıyoruz. Bunlar sadece maç başı ve garanti ücret toplamı. Ama biliyorsunuz ki sene sonunda bu maç başı ücretlerin genelde yarısını oluşturduğu için futbolcu tamamını oynamış olmuyor. Yani o yüzden bu 5.7 olmuyor da 5.2 oluyor veya 5 milyon oluyor. Yani onun tamamı gerçekleşmiyor. Yani 5 milyon gibi futbolcu giderimiz oldu diyebiliriz.